şeyden üzülmek istemiyorum ama insanlar üzülmesin istiyorum ama o kefil almış. Ben de bugün şu Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nin konuğu AK Parti Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Sayın Ali Murat Silpagar. Sayın Silpagar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaklaşık 15 günden beridir Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nin gazeteciler soruyor. Başkan adayları cevaplıyor adı altında yapmış olduğumuz etkinlik devam ediyor. Konuğumuz Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı olan Sayın Ali Murat Silpagar, Yalova Gazeteciler Cemiyeti üyesi arkadaşlarımız tek tek sorularını soracaklardır. İlk soruyu da var mı arkadaşlar sormak isteyen soru? Ben mi başlayayım? Sayın Başkan, biz buraya Çiftlikköy'de geçtiğimiz haftalar içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı Murat Erdi, Rıfat Erdi. Onun dışında da yine HEPAR'ın adayını burada davet ettik. Burada ettik. Biz hangi adayla konuşuyorsak Çiftlikköy'deki sizle yarışan adayların hepsi bir seçimi kazandırır şeklinde bir düşünceleri var, bir ifadeleri var. Ve Çiftlikköy'de Yalova'nın en böyle renkli seçim sürecini yaşayan ilçe. Siz seçimi kazandık diyebiliyor musunuz? Sizin iddianız nedir? Benim gezi ortamda siz gazeteci arkadaşlarımla dostlarımla bir kahvaltıda buluşmaktan dolayı mutluyum. Size de teşekkür ediyorum. Biz seçimi kazandık. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Kendi düşüncem şöyle. Hedefimiz belediye başkanlığını kazanmak. Hedef bu. Biz de bu hedefle yola çıktık. Ne diyoruz ki hedefimiz belediye başkanlığını kazanmak. Bunun için elimizden gelen her türlü çalışmayı yaparız. Bu konuyla ilgili araştırmalarımızı yaparız. Neticeyi Allah belirler diyoruz. Devamlıdır yani. Tevekkül ediyorsunuz. Efendim? Tevekkül ediyorsunuz. Tevekkül ediyoruz. Şöyle, çünkü benim dünya ve ahiret görüşüm şu. Hedefe kavuşmak için her şey yapılmaz. Legal çerçevede siz çıkarsınız. Projelerinizi anlatırsınız. Kendinizi anlatırsınız. Vizyonunuzu koyarsınız. Misyonunuzu koyarsınız. Halk da birini takdir eder. Bu partilerden birini takdir eder. Fakat şöyle bir durum var. Tabii ki Çiftlikköy'de en güçlü parti AK Parti. Seçimi almaya en yakın parti AK Parti. Bizim üye sayımız 4.000. Çiftlikköy'de 17.800 seçmen var. Bizim üye sayımız 4.000. Dolayısıyla bu seçimin en iddialı, en güçlü partisi biziz. Fakat 4.000 üye sonucu belirler mi? Bana göre belirler. Bir de halkımızın geniş bir teveccühü var. Hepimiz her yerde bir teveccüh alıyoruz. Diğer partilerden bizlere bir teveccüh var. Vizyon ve misyonumuz beğenildi. Proje tanıtımlarımızda ki projelerimiz Çiftlikköy'e oturdu. Sonuç 9 Mart günü Allah nasip ederse AK Parti'nin zaferiyle bitecektir diye niyaz ediyoruz. Ama ben arkadaşlarıma dediğim şey şudur. Şartlanmak kadar kötü bir şey yok. Şartlanmak sizi illegal olmayan yollara sokabilir. Biz o yüzden diyoruz ki neticeyi Allah belirler. Biz elimizden gelen çalışmayı yapalım. Vizyonumuzu koyalım. Misyonumuzu koyalım. Çünkü hedefe giderken her yol mubahtır diye de bir sözü ben kabul etmiyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası var, kuralları var, halkın gelenek görenekleri var. Biz siyasetimizi bu çerçevede yapıyoruz. Bazı iddialar var. Özellikle seçmenden para karşılığı oy satın alındığı şeklinde iddialar var. Onun dışında yine çok büyük masraflar ediliyor. Broşürler basılıyor, afişler basılıyor. Yani o kadar büyük masraflar, yemekler veriliyor. İşte yardım paketleri dağıtılıyor.
Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Nasıl biliyorsunuz? Etik biliyor musunuz? Doğru biliyor musunuz? Bu yarışta, bu tür. Yani bir belediye başkanı alacağı maaş en fazla 5-6 bin liradır. Hadi bilemedin 10 bin lira diyelim. Ama harcanan paralar korkunç rakamdadır. Bunu için söylemiyorum. Ama Çiftlikköy'de de bu var. Hele hele oyların parayla satın aldıkları bir iddiaları söz konusu. Burada bu konuya ne diyeceksiniz? Şimdi bunları biz de duyuyoruz. Bunları biz de duyuyoruz ve esnafla da kınıyorlar. Çiftlikköy'ün geleceğini satın almaya kimsenin gücü yetmez. Bunu bu şekilde yapan varsa da hem halk nazarında hem adalette bunun cevabını verir. Şimdi bakın, bizim seçim koordinasyon merkezi var. Seçim koordinasyon merkezimizde seçimle ilgili bütçeyi ayarladık biz. Bu denilen rakamlar, yani piyasada gezen rakamlar değil. Çiftlikköy'de işte irtibat bürosu açarsınız. Sana da. Efendim, otobüsler, minibüsler tutarsınız, bayraklar bastırırsınız, yemekler verirsiniz. Bunun bütçesi belli bir miktarı geçmez. Bu belli bir miktarı geçiyorsa, burada bir yanlışlık var, bir sakatlık var. Şimdi bakın, bu tip oy almalar bizim AK Parti ile bir kişinin ağzından ben böyle bir şey duymadım. AK Parti şu kadar para harcıyor, şunu yapıyor diye bir şey duymadım. Çünkü biz Çiftlikköy'de legal bir çalışma yapıyoruz. Halkımıza vizyon ve misyon getirmek için uğraşıyoruz. Bu sözlerin çıktığı yerler bu soruların muhatabıdır. Yani nasıl anlatayım? Cevabı aldık başkanım. Aldınız mı? Aldım. Şimdi bakın şöyle bir durum var Çiftlikköy'de. Çiftlikköy'de konuşuyor. AK Parti çok temiz bir seçim götürüyor. AK Parti'nin başkan adayı dik duruşunu gösteriyor. Herhalde Çiftlikköy'de bu oturdu. Ali Murat Silva'dan dik duruşu var. Sağa sola yalpalamıyor, esnemiyor. İşte oy için illegal işlere girmiyor. Sadece partisini ve kendisini vizyonunu, teşkilatını, vizyonunu koruyor. Ve seçimde yapılması gereken şeyleri yapıyor. Bunun dışında biz çıkamayız. Bu ne benim partime yakışır, ne bize yakışır, ne teşkilatıma, ne meclis üyelerime yakışır. Bize yakışmayan hiçbir iş içinde olamayız. Zaten halk da bunu takdir ediyor. Bu söylentilerin çıktığı yerlerde soruları doğruya sormak lazım. Ve ben bu işten de biraz üzülüyorum. Bir Çiftlikköy'lü olarak üzülüyorum. Başkanım, sizin dışınızda rakiplerinizi de burada ağırlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Çiftlikköy'den bir adayı ağırladım. Kim olduğunu ben söyleyemiyorum ama zaten defalarca bu cevabı almıştık sizden. Bu arada adım Haluk Mor, Realist Gazetesi'ndeyim. Hayır, düşünüyorum. Sizin rakibiniz, sizin projelerinizin tamamını takdir ettiğini söyledi burada. Öncelikle onu yeteyim. Teşekkür ederim. Yalnız dedi, bir projesi bana ütopya gibi geliyor dedi. Bunun cevabı gerçi biz gazeteciler olarak biliyoruz ama kamuoyu bilgilensin açısından soruyorum ben bu soruyu. Ne zaman ve ne şekilde gerçekleşecek diye Çiftlik Adası'nı sordu. Çiftlik Adası ona zor gibi gelen bir projeymiş. Bu konuyu aydınlatırsak kamuoyu açısından da faydalı olacağına inanıyorum ben. Şimdi bizim projeler içerisinde en kolay Çiftlik Adası. Diğer projeleri daha kolay. Bakın karşımızda deniz doldurulmuş, görüyor musunuz? Kum yok. Şimdi bizim şu anda malum mevcut başkanın dediği dolgu fiyatının onda bir fiyatına var olacak bir şey. Kazıklar üzerine çakılıyor. Yani bir iskele düşünün. Bir iskele düşünün. Kazıklar üzerine çakılmışlar. Biraz derinlemesine depremde zarar görmeyecek şekilde. Kazıklar üzerine çakılıyor. Bunun üzerine bir platform oluşturuluyor. Sağlı sollu bir platform oluşturuyor. Orada işte restoran, lokanta. Sol tarafında da sergi. Asıl orada dikkat çekmesi gereken bir konu var. Onunla beraber sunduğumuz bir iskele projesi var. O iskele projesini 3 ayrı noktaya yapacağız. 3 ayrı iskele. Bizim Çiftlikköy sahilini gezerseniz kırık dökük iskeleleri görürsünüz. O kırık dökük iskeleleri kaldırıp yerine o iskeleleri getireceğiz. Yani Çiftlikköy artık dış dünyayla, gazetecisiyle, iş adamıyla, turistiyle, efendim yerli turistiyle,
hastanesiyle, hizmetleriyle buluşuyor manasına gelen, Çiftliköy böyle bir manaya gelen ve amblem olarak da düşündüğümüz bir iskeleler zinciri oluşturacağız. Toplam 3 tane. Çünkü Çiftliköy sahili Kazimiye Deresi'nde başlıyor, bizim eski tabiriyle Mokamp dediğimiz yerde bitiyor. Onun ötesine insanlar gidemiyor. Mobese kameralar yok, aydınlatma yok, sosyal tesisler yok. Biz bu araları doldurduk, sahil uzatmayı düşünüyoruz. Bu uzatmayı düşündüğümüz yerlerden bir tanesi de efendim o makamda kurduğumuz Çiftlik Adası. Çünkü Çiftlik Adası'nda bir sergi olsa mobil tarafından, sahil tarafından, İşte Mokamp tarafına doğru, sahil tarafından, mobil dediğimiz taraftan gelenler olur. Başkent 3 sevilen tarafından gelenler olur. Dolayısıyla bir işlevlik kazanır. Mokamp da insanlarımızın sosyal olarak kullanacağı bir şey olmadığı için Mokamp hatır duruyor. Biz orayı canlandırıp, dolayısıyla etrafındaki bir daire çizip, 1 kilometrelik alanda bir canlılık oluşturur. Dolayısıyla şu demektir, o 1 kilometrelik alandaki canlılık, İşte aydınlatmayla, mobese kameralarla desteklendiği zaman orada bir hareketlilik olur. Ve bir E5 geçtiği, dolayısıyla köprü yapıyor. Köprü bittiği zaman Çiftliköy'de yaklaşık günde 35 bin araç geçiyor. Bu araç sayısı %80 oranında düşecek demek. O zaman biz ne yapmamız lazım? Çiftliköy'e, Çiftlik Adası'yla ve diğer projelerimizle, sosyal projelerimizle beraber Orhan Gazi, Gemlik, Cazime Merkezi, Karamürsel, tabii bu bölgenin cazibe merkezi olması gerekiyor. Bunlardan biri de Çiftlik Adası. Çünkü Çiftliköy iki şeyle anılıyor. Bir mevcut başkanla anılıyor. İlçeyi köy yapmasıyla anılıyor. Bir de öz dilekle anılıyor. Biz diyoruz ki Çiftliköy kendi şeyiyle, kendi özüyle anılsın. Çünkü bakın Çiftliköy'de her şey var. Dağ var, deniz var, dere var, ova var, tepe var. Tek bir şey yok Çiftliköy'de. Hizmet yok. Hizmet olmadığı gibi doğal olarak bir de ada yok. Bakın bir de adamız olursa Çiftliköy'de yok yok. Gene bir hizmet kalıyor. Allah nasip ederse biz de zaten AK Parti olarak buraya hizmeti sonuna getireceğiz. Sonuna kadar getireceğiz. AK belediyeciliği yapacağız. Bunu yaparken, belediyeciliği yaparken bizim için insanların siyasi fikri de çok önem taşımıyor. Çünkü hizmet herkese gitmek zorunda. Eğer bir ayrım yapacağımız da yok. Çünkü yaptığımız iskeleye sağcısı var, solcusu var, yaparçısı derken bilecek. Dolayısıyla hizmette bir ayrım yapmayacağız. Çiftlik Adası yaklaşık sosyal Mokamp'ın içerisindeki sosyal tesislerle beraber 5 milyon dolara mal olacak. O civarda bir paraya mal olacak bize. Yani ada artı arkadaki sosyal tesisler. Bu da yaklaşık 8,5 trilyon yapıyor. Herhalde Allah nasip ederse bu yaz olmasa da önümüzdeki yaza biz bunu yetiştiririz. Bakın size kısaca bir bilgi vereyim. Taşın üzerine attıkları asfalt 5 trilyon. Parke taşının üzerine attıkları asfalt, yani seçim yolu 5 trilyon. Kalıcı olmayan bir yol. Çünkü altyapısı yok, altta içme suyu, elektrik, enerji hatları aşağı alınmamış, içme suları 40 yıllık, kanalizasyon, kük döşenmiş. Kük döşendiği için de depremde, deprem gören bir altyapımız var. Kük döşendiği için de çatlamalar, kırılmalar var, sızmalar var. Mesela bizim bu altyapının kürklerin derişip yerine 100 yıl garantili olan korigerlerin döşenmesi. Biz burayı korigerlerle döşeceğiz. Burası deprem bölgesi. Deprem bölgelerinde altyapının kürklerle döşenmesi kadar yanlış bir şey yok. Çünkü herhangi bir depremde patlar çatlar ve sızmalar başlar. Bu ne demektir? Çiftliköy Belediyesi'nin parasının bir daha hibe olması demektir. Evet. Bakın bir hibeyi engelleyerek bir çiftlik ve çiftlik arasını kurabilecek gücümüz var. Yanlış seçim zamanlarında yapılan ya bir yanlış bize göre. Kesinlikle hayal değil. Tuzla Belediyesi'nde bunun örneği var. Diğer belediyelerde, ilçelerimizde bu Çiftlik Adası'nın örnekleri var. Yurt dışında da var, yurt içinde de var. Ben teşekkür ederim. Aydınlatabildik mi? İskeleler dediğimiz Bodrum modeli iskeleler olacak tabii değil mi? O konuyu açalım. Evet, şimdi var, bizim projemiz var mı? Hayır. Sadece bakın iskelelerde şu var. Her iskeleye bir kafe koyacağız. Küçük büfe. Çay servisi, işte alkolsüz içkiler sunacağı, orada küçük küçük de masalar olacak. Halkımızın yaklaşık Nisan ayından başlayıp Kasım'ın ortalarına kadar oturup kullanabileceği küçük küçük böyle büfeler
Orada küçük küçük sandalyeler. Hem böyle bir şart köşesi gibi. Hem işte balık tutan insanlar. Oturan, sohbet eden insanlar. Çünkü artık Çiftlikköy'de şunu yapmak istiyoruz. Çiftlikköy'de denizin içinde insanlar denizi yaşasınlar istiyoruz. Yani olsun, orada otursun bir su şırıltısı dinlesin. O dalga sesini dinlesin. Rahatlasın. Dışarıdan da biraz çekelim. Ya şunu istiyoruz. Çiftlikköy güzel olsun. Büyüsün. Bizim olsun. Hepimizin olsun. Mesela siz gazeteciler de istiyorum oraya. Bugün hatta ticaret odasındaki beyefendilere dedim. Ya gelin siz de bir bina yapın. Çiftlikköy'e çekelim. Çünkü bakın artık Yalova merkez artık bazı şeyleri taşıyamıyor. Başkanım özür dilerim sözünü kestim. Hakan Başkan uyardı beni. Çiftlik Adası'nın bir modeli burada karşıda var diyor. Doğru söylüyor. Görebiliyor musunuz? Şöyle ben. O tarz olacak sizin. Büyü olacak tabii. Yani kazık. Yani. Daha da gelişecek. Yani bu neye hayal bu? Hayal değil, bu vizyon. Şimdi bakın, size küçük bir örnek de vereyim. İzlik Gölü'ne gidiyor musunuz? Suyun doğal yapısını da bozmuyorsunuz. Aynen. Yani içerideki yaşamını. Bakın dikkat ederseniz orada dolgu değil. Şuradan bir iskeleyle geliyorsunuz iskelenin üzerinde. Oradan dağılmalı. Bakın şu platformun önünde sular var. Şimdi benim dediğim iskeleler şunlar bakın. Cep iskeleler küçük. Evet, küçük cep iskeleler. Başkan bu adayı tam kumsalın önünde mi düşünüyorsunuz? Mevcut kumsalımız var. Onun önünde mi düşünüyor? Bokamp'ın önünde mi düşünüyor? Nokta olarak var Bokamp. Mı? Bokamp'ın önünde değil mi? Çünkü bakın Bokamp bayağı bir yer kapsıyor zaten o ada olarak. Şimdi ben şuna karşıyım. Bir yer bağışlanmışsa bir vatandaş tarafından belediye bağışlanmışsa bunun herkesin kullanması gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti yaşayan herkesin oradaki tesislerden yararlanması gerekiyor. Siz buraya otel yaparsanız burada ne Çiftlikköy halkı yararlanabilir bundan ne de Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vatandaş yararlanabilir. Biz bu sistemle bu adamızla sahilimizle 74 milyona diyoruz ki gelin buyurun. Yani bu hayal değil, şu diğer yapacağımız projelerden daha rahat. Ha şimdi şöyle bir durum var. Bu projeler sağda solda gözüktüğü için, bina olarak gözüktüğü için rahat geliyor. Fakat bu kazıklama sistemi bilinmediği için çabuk gözüküyor. O. Yalova'da düzenlenen birçok konserin çoğu o tarafa da kayabilir. Biz ona. Evet. Bakın biz ona talibiz. Kır düğün salonlarımızda Yalova'daki düğünlere talibiz. Efendim kültür merkezimizde Yalova'daki konferanslara talibiz. Efendim daha sonra sanat etkinliklerine talibiz, kültürel etkinliklere talibiz. Mesela Çiftlikköy Yalova'da güzel Yafem Tufak var. Evet. Biz mesela Çifem olarak Yalova'daki şenliklere de talibiz. Geldiğimiz gibi Çifem de kuruluyor. Çiftlikköy Folklor. Bu da kurulacak. Orada nerede barındıracağız? Tüm dernekleri Al Yıldız projemizde barındıracağız. Tüm dernekleri buraya toparlayacağız. Üst katları işte müdüriyet veya başkanlık odası, toplantı odaları. Altta da dört tane. Yalova'daki dernekler örnek veriyorum. Yapıyorum. Ay Yıldız projenizde talep edilir durumunda onlara da yer verir misiniz o? Yer biz buradan Yalova'dan çıkacağız. Çiftlikköy'e gelmek istiyoruz derse de. Kalırsa veririz. Yer kalırsa veririz. Çünkü şunu yapacağım ben. Çiftlikköy'de eksik olan bir şey var. STÖ'ler, STK'lar az. Sivil toplum kuruluşları yok gibi. Biz diyeceğiz ki buyurun yeriniz bizden, elektriğiniz, suyunuz bizden. Gelin şu sivil toplum kuruluşlarını Çiftlikköy'de artık hayata geçirelim. Çünkü sivil toplum kuruluşları olmayınca, yani gazetecilik gibi zorunlu bir şey. Gazeteciler olmazsa olur mu? Olmaz. Yani sivil toplum kuruluşları da bir yerde yoksa orada bir eksiklik var. Evet arkadaşlar, farklı düşünüyoruz. Şimdi Milliyetçi Hareket Partilerinin düşüncesine göre ülkücü MHP çatısı altında olmalıdır. Onun dışındakiler ülkücü olmaz diyorlar. Bana göre de ülkücü, Nizam Alem İlahi Kemet Ulat davasını dava edilmiş herkes ülkücüdür diye düşünüyorum. Bu bağlamda size soruyorum. MHP'lilerden değil, ülkücülerden destek alıyor musunuz? Elbette. Şöyle bir şey var. Şimdi bizim
Dünya görüşümüz bu millete hizmet edenin yerinde olmak. Bakın, bugün başbakan yanında olmak, başbakanla beraber hareket etmek şu an bu memlekete verilecek en büyük sevda. Bunu böyle düşünüyorum. Şimdi memleketini, vatanını, milletini seven bir insan, vatanının, milletinin nerede, nasıl diyeyim ona, ihtiyacı varsa o olmalı. Şu anda bizim safımız, Allah'ın izniyle AK Parti safları. Ben geçmişimle her zaman gurur duydum. Ve bugünden sonra da duyacağım. Ve bir AK Partili olarak da bugün de AK Partili oluşumdan gurur duyuyorum. Çünkü bu bir sevda. Vatan, millet, bu duygular bir sevda. Şu partiye gittiniz, bu partiye gittiniz ya, bu sevdalar gitmez. Yani benim yakın camiadan, yakın arkadaşlarım bilirler. Ben bu ülkeye canı gönülden sevdalıyım. Yani başbakanımız diyor ya, kefen aldım. Evet. Aynen, ben de o kefen almış vaziyetteyim. Bir de üzmek istemiyorum ama, insanlar üzülmesin istiyorum ama, o kefen almışım. Ben de almışım. Başkanım, öncelikle mevcut sorumu sormadan önce, dün sosyal paylaşım sistemine düşen çeşitli noktalarda bizlere kadar yetip eden, ki ben şehir dışında olmama rağmen, bir gerginlik, bir tatsızlık olduğu söylendi. Bu tip davranışları kamuoyundaki birçok insan provokatif davranış olarak değerlendiriyor. Ancak olayla alakalı açıklamak istediğim bir konu varsa onu şimdi isterseniz dinleyelim. Bize de açıklama yaparsanız. Bir tatsızlık olmuş Sultanahmet civarında galiba. 500 evler kısmında. Bununla alakalı bir söylemek istediğiniz bir şey varsa, o da basam oradayken bununla alakalı bir söylemenizi söyleyebilirsiniz isterseniz. Ya bu konuyu çok... Söylemek isterseniz yani. Müsaade edersiniz ben... Siz başkanım, çünkü siz daha şık olur, cevap verirsiniz, siz daha şık olur. Biz orada, dün orada yaşayan soydaş vatandaşlarımıza yönelik çok güzel bir etkinliğimiz oldu. Hem oradaki halkımıza bazı projelerimizden başkanımızın kitap imkanı buldu. Hem oradaki soydaşlarımızı kendilerini temsil eden Bursa milletvekilimiz Hakan Çavuşoğlu bizleri onurlandırdılar ve onlara partimizin kurulduğundan beri kendilerine ve tüm ülke halkımıza getirdiğimiz kanunlarla sunduğumuz imkanlardan bahsettiler. Onları bilgilendirdiler, onurlandırdılar. Hatta cep telefonunu açıkça orada anons yaparak herhangi bir sıkıntınızda beni aramanızı istiyorum diye de ilanda bulundular. Yalova Belediye Başkanımız desteklerini belirttiler. İl Başkanımız ceza. Çok güzel bir program oldu. Ardından o yörede yaşayan insanlarımızın temsiliyle bir mahalli sanatçımız bizleri onurlandırdı, destek verdiler. Güzel bir birliktelik oldu. Seçimlerde bunlar yaşanmasını istediğimiz güzel birliktelikler oldu. Programın ardından vatandaşlarımız dağılmaya başladı. Misafirlerimizi uğurladık. Tabii ki seçim esnasında insanlar kendilerini temsil eden bayraklarını, flamalarını, afişlerini asarlar. Ama maalesef o etkinlik yaptığımız alanda bir akşam öncesinde, sırf bizim oradaki etkinliği provoke etmek amacıyla kastı aşan bir fazlaca bayraklandırma ve afiş asma etik olmayan bir davranış sergilendi. Gece 12, yarı gece yarı. Ertesi programımız var. Araçlar park edildi alana. Provoke etmek amacıyla. Ahlaki olmayan şeyler bunlar. Biz bunu İdare makamlara bildirdik. Araçların çekilmesini sağladık. Ama bayraklarına, afişlerine dokunmadık. Aynı afişleri, afişlerimiz kendi bayraklarımızı monte etmek üzere gençlik kollarımız, görevli arkadaşlarımız bizleri temsil eden o da bayrakları, afişleri, başkanımızın afişini, genel başkanımızın afişini
asmak süreliyle bir çalışma yaptık. Program sonrasında hemen belli gruplar ne amaca hizmet ettiğini bilemediğimiz, siyasi çalışmaya alakalı bağdaşmayan, benim bayraklarını derhal indirin. Ya biz bu zamana kadar siz astınız, hatta provokatif bir derecede çalışma yaptınız, biz buna söylemedik ama bizim etkinliğe yönelik yaptığımız bayraklarınızla, bayraklarla alakalı böyle bir hemen bayraklarınızı indirin, indiriyoruz gibi bir tavır sergilediler. Bizim arkadaşlarımız da bu bayrakların kalması yönünde karşılık verince gençler arasında bir heyecan gibi belirdi. Ki gençler biliyorsunuz iki tarafı da öyle. Önünde değil abi, sökülüyor. Benim? Önünde değil, önünde değil. Önünde değil, sökülüyor. Sökülürken de müdahale ettiler başkanım. Evet. Yani biz ekstradan astığımız bayrakları söküyorum. Evet. Önceden kalan bayrakların da kalması mümkün. Bir gerginlik yaşandı. Bir fizici müdahalede bulundu bizim bir arkadaşımıza. Bizim bir arkadaşımızın karşı fiziki müdahalesi. Bir gerginlik öldürdü aslında. Öyle bir gerginlik ama sonra da büyümeden engellendi. Yani. Şimdi burada son günler, şey son günlerde, son günlerde seçimin son günlerde şeyler olması normal. Çünkü herkeste bir gerginlik var. Herkeste bir farklı araç var. Bunlar illaki daha farklı yollar olacaktır. Yani. Şimdi etik olanlar var. Biz oyalara başvurduk. Biz oyalara başvurduk. Bakın bizim Çiftliköy irtibat büromuz meydanın önündedir. Biliyorsunuz. Meydanlarda diğer parti miting yapabilir diye biz meydana bayrağı asmadık. Meydana geldiğiniz zaman Çiftliköy meydanına orada AK Parti'nin bayrağını göremezsiniz. Sadece kendi parti binamızın önündedir. Biz dün gittiğimiz zaman 500 evlere, 500 evler meydanında miting yapacak o partiye oranın boşaltılması gerekiyor. Biz de mitingi yaptıktan sonra orayı boşaltacaktık. Çünkü bizim bu siyasete girerken biz bir karar aldık. Etik olmayan hiçbir şeyin içerisinde olmayan. Bizim diğer partilere saygımız var. Ben dün oraya gittiğim zaman şok oldum. Burası 500 evlerin meydanı. Bu meydanda miting yapacak, konser verecek insanlar orada afişlemelerini yapar, bayraklarını asar. Biz oraya bir gittik. Gece 12'de oralar bayraklandırılmış. Mevcudun kocaman resmi asılmış. E sizce bu ne meydana gelir? Nedir sizce bu? Meydanda meydan okuma gibi şey oluyor. Evet. Engelleme. Bayan başkanla aynı konuyu konuştuk arabada. Yani o konuda başkanın Yalova merkezinde gerçekten partiler birbirine çok nazikler. Şimdi yani bak, hiçbir sıkıntı olmadı şimdi. AK Parti'nin oluyor, AK Parti'nin bayrakları. Bir gün sonra CHP'nin var, CHP'nin. Bir gün sonra MHP'nin. Hiç sıkıntı olmadı, doğru peki mu? Peki burada gerginlik nereden çıkıyor? Şimdi size şunu deseler. 500 evler meydanı, biz onun için gittik, döşeceğiz bayraklarımızı. Buraya gelenler Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş sayın milletvekili. Buraya gelen bizim il başkanımız. Buraya gelen Arif Şentürk diye Trakya müziğinin, Trakya, Batı, Trakya Türklerinin üstadı. Bu geliyor. Ve Allah nasip ederse seçimi kazanırsak önümüzdeki dönem Çiftliköy Belediye Başkanlığı yapacak şahsım geliyor. Yani oraya biz geliyoruz. Yabancılar değil. Biz Çiftliköy'üz, vergi veriyoruz, onu veriyoruz. Ben bununla karşılaştığım zaman şok oldum. Arkadaşlara dedim ki bayraklamayı yapın. Fakat herhangi bir tartışmaya çıkartacak konulara girmeyin. Ve nitekim biz kimsenin bayrağını da ellemedik. Bakın etik olmayan bir şeyi biz yine düzeltmeye gittik. Şimdi burada suçlu kimse çıksın. O biz o meydana geldiğimiz zaman o meydanda, bakın orası meydan, oradaki direkler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin diktiği direkler. Oradaki alan Türkiye Cumhuriyeti'nin alanı. Kimsenin özel mülkü değil. Orası bir başka parti tarafından kiralanmamış. Ve Allah nasip ederse 30 Mart'tan sonra bu konuyu aydınlatacağım. Bir basın toplantısı yapıp o gün oradaki gerçekten anlatacağım. Yahu herkes artık yerini bilsin. Biz orada arkadaşlar diyorum ki diğer partiler bir konser verirken, konferans verirken,
toplantı yaparken bizim seçim minibüslerimiz oradan geçmesin. Ve geçirtmiyoruz. Çünkü neden? Şimdi şunu kabullenmeyen var mı içimizde? Biz AK Parti, Ali Murat Sirpagar olarak biz yola çıktık. Bizim sevdalarımız yok mu orada? O hakaret, o hareket bana değil. Beni sevenlere, partimi sevenlere. Şimdi AK Parti'nin bayrağını orada indirdiniz. Bunu AK Partililer sandıkta gösterecek. Ve Çimdiköy'ün yüzünü insanlar da gösterecek. Daha sonra iki gazeteciyi toplayıp işte saldırdılar demek de olmuyor. Öyle bir şey de yok. Kesinlikle yanlış. Doğru olan şuydu. Biz gittiğimiz zaman gece 12'de meydan bize verilecekti. Biz bayraklarımızı donatacaktık. Konser bittikten sonra biz bayraklarımızı alıp gidecektik. Bu ortam bize sağlandı. Bu şunu gösteriyor Sayın Başkanım. Ve ben burada da kızgınım. Şöyle kızgınım. Çiftlik köy artık köy mantığıyla ahbap çavuş ilişkisiyle yönetilmeyecek. Bundan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan askeri geliyor. Herkes görecek. Başkanım, başlıca bir unsur var Sayın Başkanım. Bu son 3 dönemdir. Bayan Başkanım, ben de söyleyeyim hemen. Çok özür dilerim. Başkanım, 30 Mart'tan sonra bu konuyla ilgili basın açıklaması yapacağım. Yapacağım. Konuşulmayanlar var mı şu anda? Ya bakın size kısaca söyleyeyim. Şu anda son 5 güne girdik. İnsanlar gerilmesin. Bakın geçen dönemlerde Çiftlikköy'de insanlar arası gerginleştirildi. Kahveler arası, kahveye gitmeyen insanlar vardı. İnsanlar birbirine küstü. Ben bir sene önce seçim belediye başkanı adayı adayı olduğum zaman arkadaşlarım şahittir. İnsanları barıştırarak başladım. Dedim barışacaksınız. O kahve, bu kahve yok. Hepimiz bu Çiftlikköy'ün çocuklarıyız. Çiftlikköy'de, Çiftlikköy halkı kimi takdir ederse. O yüzden ben iddialı konuşmuyorum. Çünkü iddialı konuşmak şudur. Çiftlikköy'ün iradesini sandıkta göreceğiz. Sonuçta demokratik bir yarıştır evet. Bu ya. Şimdi bir arkadaşımız kazandı. Biz Allah esirgesin. Kazanamadı. O arkadaşımızı tebrik edeceğiz. Ama ben diyorum ki, ey arkadaş. Birilerine diyorum ki, ey arkadaş. Yarın 30 Mart'ta seçim aldıktan sonra bize selam verecek kapıyı biraz açık bırak. Kapıları tam kapatma. Ve her şey şartlanma olmaz. Siz seçime girersiniz. Kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Size Çiftlikköy 15 yıl Çiftlikköy idare et demiş. Siz ne yapmışsınız? Altyapıdan yoksun bırakmışsınız. Çocuk parklarında çocukları verdiğiniz değer ortada. Trafolar ortada. Enerji hatlarını yer altına aldırmayı becerememişsiniz. O yüzden insanlar elektrikleri çarpıp hayatlarını kaybediyor. Kumsalınız ortada. Denizinizdeki iskeleler ortada. Ya köy ortada. Dereleriniz ıslah edilmemiş. Ormanlarınız kullanacak bir hale getirilmemiş. Siz bunların hesabını vereceğinize oradaki bir gece önce bayrak döşetip bunun hesaplarını yapıyorsunuz. Hesap yanlış. Hesap yanlış. Bu hesap burada döner oturmak. Artık Çiftlikköy AK Parti, AK Parti evet veya Çiftlikköy artık vizyon ve misyon sahibi insanları bekliyor. Artık öyle eskisi gibi burada seçimler olmayacak. Herkes medeni bir şekilde seçim çalışmasını götürecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şunu beklerdim ben arkadaşlarım. AK Parti yarın Arif Şentürk, milletvekili, Sayın Yalova Belediye Başkanımız Yakup Koçal, Sayın İl Başkanımız geliyor. Hep herkes birbiri arkadaş dost. Onlara biz meydan açalım, bayraklarını döşesinler, mitingi yapsınlar veya konserlerini versinler. Ondan sonra biz de o bayraklarımızı alıp gidelim, köy meydanı boş kalsın. İsteyen istedi. Bu yakışan buydu. Ne yazık ki biz bununla karşılaşmadık. Bunun da tek sorumlusu Çiftlikköy Belediyesi'ndir. Çünkü Çiftlikköy Belediye Başkanı hala devam ediyor mu? Evet. Ediyorsa oradaki tartışmada da sorumlu olamaz. O sorunun cevabını verir. Belediye Başkanı tartışmanın ardından gelir. Bayrakları toplayın, gereğini yapın. Talimatını veriyorsa gereğini yapın. Yani hırsını bayraklardan alın. Altın gönül verdi bayrakları. Topluyorlar, duyumuza göre yakıyorlar. Yani böyle bir olay da yaşamış. Yani İnsanların biz, gönül vermiş olduğu bir takım. Bakın biz tarihlere gelmeyiz. Bakın ben şahsi olarak söylüyorum. Ben çocukluğumdan beri siyasetin içerisindeyim. Siyasetle uğraşan biriz. Hayatım hiçbir döneminde kardeşim ve Hakan Oflu da bilir. Hakan kardeşim dostum da bilir. Ben hayatımın buradaki arkadaşlarım da bilir. Hayatımın hiçbir dönemde rantla ilgili hiçbir işim olmamıştır. Bugün de yok. Benim Çiftlikköy'le alakalı tek şeyim var. Artık Çiftlikköy'le baskı, zulüm bitecek. Bu tip işler bitecek.
Bakın bir de bizim bir dönem kazanırsak, bir dahaki dönem göreceksiniz. Belediye işçileri tehdit edilmeyecek. Halkın su parasıyla, su parasını öderiz ödemeyiz. Bu tip mevzular geçmeyecek. Belediye başkanımız şu kadar 2 trilyon 3 trilyon para, bu tip dedikodular olmayacak. Bakın bu tip dedikodular geliyor kulağımıza. Yahu burası çiftlik köy. Gerginleştirme. Bakın ben bir senedir seçim çalışması yapıyorum. Mevcut başkan hakkında bir konuşmam yok. Bana diyor ki 30 Mart'ta biletini alacağım. Ya bu kadar seviye düşürülür mü? Ya kapı komşuyuz, komşuyuz. İnsanlar birbirinin yüzüne bakıyor. E sen gideceksin, yarın biz geleceğiz. Biz gideceğiz, başkası gelecek. Lütfen yani insanlar yenilgiyi de, yenilgiyi kabullenmek de bir erdemliktir. Lütfen erdemli bir şekilde bayrağı bize teslim edip gitsinler, biz de köyümüze hizmeti getirelim. Hiçbir sorumu sormamıştım ama cevabını zaten siz söylemlerinize veriyorsunuz. Bölgenin coğrafyasını da iyi bilen, oranın etnik yapısını, kültürünü, işte bütün hemen hemen bütün dar sokağından Çukurlu'na, Çakın'a kadar yeri bilen, orada yaşayan, orada büyüyen bir şu anda seçilmek üzere varsınız ama düne kadar birçok adayları da seçenlerden bir tanesisiniz. Evet, var, evet. Yani her sistemde orada bir bölgenize değeriniz var. Yani tabiri caizse bölgenize yetiştirmiş oldu ve bu şekilde akademik kariyeri tamamlamış ve bugün kendi yetiştiği coğrafyayı hizmet etmek adına burada bulunmuş bir siyasi aday olarak biz bakıyoruz. Tanıdığımız için. Tabii ki doğal olarak içindeki sıkıntıları en iyi siz bilirsiniz. Çünkü olayın siyasi boyutunun dışında bir yaklaşımınız olduğu için akademik çevreniz, akademik kariyerinizin de bu noktada bölgenize fayda getireceğini düşünüldüğünde baktığınız zaman Çiftlik Köyü çok daha geniş bir hızlı bir gelişim bekliyor. Çünkü bahsetmiş olduğunuz projelerin tamamen hemen hemen zaten birçok belediye başkanlarımız da benzer yani şöyle benzer projeler yapmış ama bazısı kendi üretmiş yani tarz yapmış farklı proje var. Amaç tamamen işte Çiftlik Köyü belgesine hizmet etmek, işte kültürel faaliyet getirmek. Yalova'nın Yalova ilinde merkezinden daha hızlı gelişme potansiyeli olan ve mevcut yapılacak yolla birlikte bölgenin daha çok turizm amaçlı, kültür amaçlı kullanma amaçlı bir yerleşim mekanizması oluşacağını düşündüğümüz için sizin bölgenin sahil kısmıyla yeni yol arasındaki yapılacak olan sadece konut olmayacak muhakkak bölgenizde ki bildiğimiz ağır sanayi sınavı, bacasız sanayi anlamında işte OSB'si, işte diğer sanayi küçük işte sanayi destekleyici parça bulmak tarzında hatta kulağımıza gelen sohbetlere dünya devleri, işte Türkiye devlerinin mevcut bölgeyi düşünerek bir çalışma içerisinde girmesi, hatta bir depo yapılması, bir depolama, lojistik deposu yapılması mesela bölgede çok büyük bir fayda getireceği söyleniyor çevremiz arkadaşlar. Çünkü İstanbul trafiğine baz aldığımız zaman toplama noktası bir lojistik bir depo yapılması da... Lojistik köy. Evet, lojistik bir köy şeklinde. Böyle bir çalışmanız da var bu şekilde. Yani bunların hepsi bakıldığı zaman aslında olması gereken şeyler, bir hizmet anlamında olması gereken şeylerdi. Yapılması gereken şeylerdi. Belediye başkanı, mevcut belediye başkanının da seçim 3. dönemini arz ettiği için, söylediği için kendisi. İşte biz mesela diğer kendini diğer belediyeler sınavımız. Yurusundaki mevcut rakamlardan mı kaynaklı olur? Yoksa bu paranın harcandıktan sonra yeni kaynaklanmasıyla alakalı olur. Bildiğimiz üzere ki Yalova Türkiye ileri sıralamasında cari hesap bütçe noktasında ilk 5'lerde oynayan bir banka trafiği var. Çok ciddi bir para var Yalova'da ama kamuoyuna baktığımız zaman bu parayı göremiyoruz. Sadece likit gidiyor paralar. Bu konular hakkında bir açıklama yapmak ister misiniz? Şimdi sırada bir cevap vereyim. Bir, Çiftlik Köyü Bankası, Çiftlik Köyü Belediyesi'nin parası. Ne kadar parası var? Bilen var mı? Bilmiyoruz. Borcu olup olmadığını bilen var mı? Bir resmi bir şey var mı? Yok. Bir şeffaf belediyecilik olmadığı için Çiftlik Köyü Belediyesi'nin borcu var mı? Kasasında para var mı? Yok, bilen yok. Bu sadece söylem. Evet. Ben kurumsal işlerde resmi rakamlara bakar. Getirirsiniz. Bizim getireceğimiz şeffaf led vizyonu koyarsınız. Orada giriş çıkışını gösterirsiniz. Ben derim ki belediyenin borcu var, yok. Veya belediyenin şu kadar şeyi var. 30 Mart günü Allah nasip edip sandıktan çıktıktan sonra biz Çiftliköy halkına bu belediyenin borcu var mı yok mu göstereceğiz. Neyi devraldığımızı, hangi enkazı devraldığımızı göstereceğiz. Bunları göstereceğiz. Bakın 5 yılda kaç para toplanmıştır sizce?
Kaç para yıllık bütçesi çıkmıştı? 14 milyon, 20 milyon olacak bu dönem. Yıllık mı? Evet. Yaklaşık 20 milyon desek, 5 ile çarpsa kaç yapar? 100 milyon. Sizce 100 milyonluk bir şey var mı Çiftlikköy'de? Ne yap? Yatırım yok. Yani çok basit bir hesap. Bütçe 20 trilyon diyorlar. 5 ile çarp ne yapar? 100 trilyon. 100 trilyonluk, 100 trilyonluk bir şey var mı Çiftlikköy'de? Yok. Kasada 100 trilyon var mı hocam? Kasada bütçede 100 trilyon var mı? 100 trilyon değil, o kasada 1 trilyon çıkmaz hocam. O kasada çıksa çıksa şu anda ya borç çıkar ya 10 milyar, 100 milyar, 50 milyar para çıkar. Bozuk para çıkabiliyoruz. Aynen. Ya borç çıkar ya da bozuk para çıkar. Başka hiçbir şey çıkmaz. Ben bunu Allah nasip ederse 30 Mart'tan sonra seçimi aldığımız gibi halka sunacağız. 100 trilyon nerede olduğunu soracak mısınız? Hadi bunu diyelim 30 trilyon personele gitti. Personele gitti. 200 milyar bunların yıllık erzak yardımı 5 yılda yapar 1 trilyon. Evet. Oraya gitti. Ya ne var? Veya şunu sorayım. 10 trilyonluk Çiftlikköy'de ne yapılmış? Bakın dün Yakup Koçal diyor. 7 trilyon, 8 trilyon o gördüğümüz kapalı spor salonu var ya. Evet. 7,5 8 trilyon kapalı spor salonu yapıyor. Bakın şu tesisleri 5 yılda biz bitiririz kendi bütçemizle. Gerçi bunların ikisinin kadınlarla ilgili, hanımlarımızla ilgili, kadınlarımızla ilgili projelerin desteğini Ayşe Nur İslam hanımefendi verdi bakanımız. Yani zaten bize 15-20 trilyonluk bir rahatlatma yaptı. Ama şimdi şunu soruyorum. Nerede? Bir eser gösterin bana. Bir eser. Diyin ki şu benim eserim desin. Bir belediye başkanı, belediye başkanını bıraktıktan sonra şunu dedi ya. Şunu demeli. Çoluğuna, çocuğuna, akrabasına, eşine, dostuna bırakabileceği şey şu olmalı. İşte bu bizim babamızın, arkadaşımızın, dostumuzun Çiftlikköy belediye başkanı yaptığı zaman yaptığı dönemdeki bıraktığı eserler bunlar demek. Siz şimdi tarihteki ecdadımızı niye anıyoruz? Yaptığı eserlerden dolayı anılıyoruz. Sayın Kadir Topbaş niye seviliyor? Yaptığı eserlerden dolayı. Başbakanımız bugün dün 2 milyon insanla karşılaştı. Niye? Yaptığı eserlerden, hizmetlerden dolayı. Dik duruşundan dolayı. Öyle değil mi efendim? Ben diyorum ki lütfen Çiftlikköy halkı siz 30 Mart'ta gittikten sonra beyefendi siz 30 Mart'ta gittikten sonra Çiftlikköy halkı sizi neyle anacak? Hangi eserlerinizle anacak? Nasıl anılır? Veya siz ben 15 senedir alnımın akıyla hizmet verdim diyebilecek misiniz? O da var. Şimdi bakın hizmet manevi bir şey değil hocam. Somut bir şeydir hizmet. Yaparsanız insanlar görür. Bana somut bir şey söylenmesi lazım. Yani yaptığım hizmetlerle anılacak. Mesela neyle anılacak? Döşediği taşlarla mı? Ta yolları bakın kırık dökük yollar gidiyor. Bunlarla mı anılacak? Ben tek bir şey istiyorum. Tek şey söylüyorum. Cevap neyle anılacaksın? Çiftlikköy halkı anıyor ama eserleriyle anmıyor. Peki başkanım, vaat ettiğim projelerin yüzde kaçı bu dönem gerçekleşti? Bir de emlak vergileriyle ilgili bir söylenti var. Şimdi bakın, şu ana kadar yaklaşık 33 tane proje sunmuş. 15 yılda. 30'dan fazla proje sunmuş, gerçekleşeni yok gibi bir şey. Yani taş döşemeyi ve taşan döşemeyi, Çiftlikköy'de hiç arabanızda gezdiniz mi? Gezdik hatta. Nasıl? Yani yollarından sanayinin içine kadar her taraf kötü. Evet. Sanayinin içinde işiniz oluyor mesela. Ayhan Başkan'a gittiğim zaman bile normal yoldan gitmiyoruz da şeyden kaldırım gibi tarafa çıkıyoruz. Yani iftar ettiği şey bunun yolu değil mi? Ben yol yaptım demesi değil mi iftar? Son 6 ay değil mi? Ben de parke yolu diyeyim. Şöyle bir şey yapayım. Şey, 2009 seçimlerinde 28 proje evet. Ben şey var, onun belgesi de söylüyor evet. Çok amaçlı kültür merkezini yapmış. Yenişehir mezarlığı yolunu yapmış. Ana erterleri asfalt olmuş. Bayraktepe yapılmış. Bir de Bayraktepe yolu yapılmış. 5 proje gerçekleştirmiş, eksik veya fazla 28 projeden 23 tanesini yapamamış. Bak,
dikkat edin, yapılan projede, o 5 projede belli bir yerde dönüp duruyor. Yani yok, bir kültür merkezi var, diğerleri paylaştığında çözce, üçü de yolla ilgili. Asfaltı kültür mi? Merkezini anlatabilir mi? Size bir soru soruyorum, gazeteciniz, gazetecisiniz, bu işleri benden iyi biliyorsunuz. Bir kültür merkezinin altında hamam olur mu? Çivigök Kültür Merkezi'nin altında hamam olduğunu biliyor muyuz 15 kişilik? Ya şu anda siz bahsetmiştiniz ama böyle ben karıştırdım başka bir şey. Gacık hamamın içine kurnanın yok, kurnanın yanına elektrik prizi koyan adam yani zihniyet onu da yapacaktır. İşte böyle, kurnanın yanında elektrik prizi ve tescilli tarihi eseri bozuyorsunuz. Suç işliyorsunuz, bir de evet suç durusunda bulunan. Suç işliyorsunuz. İlçe başkanım verdi bu şeyi bize bilgiyle. Artı kültür merkezinin altında hamam. Bakın Çiftliköy Kültür Merkezi geçen gün yine bir şeye gittik, toplantıya gittik. Ya 100 kişi mi alıyor? 100 kişi mi alıyor? 150 kişi sığacak gibi değil oraya, bilmiyorum. 150 kişi alıyor mu? Olursuz. Hava yok, bir şey yok. Yani o kültür merkezi değil. Allah nasip ederse biz kültür merkezimizi yapacağız. Yapacağız. 10 dönüm arazi üzerinde yapacağız. Yeri de belli. Yapacağız. Çiftliköy, şu anki Çiftliköy Kültür Merkezi'nde Çiftliköy Spor Kulübü'ne vereceğiz. Çiftliköy Spor Kulübü'nün binası olacak. Onu da söyleyeyim. Başkanım. Ya şey gelir. Şey, emlak beyannamesiyle ilgili. Bir de ben ona ilave ederim. Bu parke yani yol yapılıyor. Parke yol yapılıyor. Bunu ben sadece Çiftlikköy Belediyesi'nde ve geçtiğimiz yine 2011 öncesi Demokrat Parti'de görev yaparken Yalova Belediye Başkanımız Yalova Uçak Bindirbayır Mahallesi'nde yani Kaysun Karabitir Mahallesi'nde parke yol düşüyor, ardından vatandaşa fatura gönderiyor. Yol parası adı altında bir para tahsilatı yapılıyor ve bunu bir kanundan geçiyor bu. Ama belediye meclisinin vereceği kararla ancak bu paralar alınabiliyor. Siz eğer seçimi kazandığınız zaman hem emlak beyannamesi arkadaşımın bahsettiği Nezat arkadaşımın hem de parke yol için böyle bir belediye meclisinden karar çıkartıp da vatandaşın yolunu paraya dönüştürecek misiniz? Tabii bak şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Demir Hakan arkadaşımın dediği gibi Çiftliköy'de kaynak halk olmuş. Kaynak yaratılamadığı için halkı kaynak yapmışlar. Hep halka. Hep halk parası. Yol parası yap halk. Asfalt yap halk. Kaldırım yap halk. Su parası halk. Mesela Çiftliköy'de biliyor musunuz? %40 kayıp var sularda. Bu kaybın sorumlusu belediyedir. Cezasını halk vatandaş ödüyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Elektrik enerji hatlarında kayıp var. Sorumlusu halk değil bunun. Yenilenmemesi, yer altına alınmamasından dolayı bu kayıpların %7'ler inmesi lazım ödeyen halk. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siz bu iki kalemi kıssanız, bakın, su paralarındaki kayıpları ve pahalılığı engelleseniz, asgari ücretten çalışan bir arkadaşın 2 aylığı cebinde kalmış oluyor. Biliyor muydunuz? Bir senedir. Bakın 100 liralık bir fatura düşünün. Bunun 40 lirası kayıp. Yaklaşık 20 lirası pahalılıktan ve atık suyun, Çiftliköy'de atık suyu %50 alınıyor, İstanbul'da %10. Bunu yapsanız 40 lira artı 25 lira da öyle bir şey var, pahalılık var 65 lira. Yani Çiftliköy'e 35 liralık suya 100 liralık fatura 35 lira aslı 100 lira. Yani 65 lira Çiftliköy'ün halkından çıkıyor. 65-12 ile çarparsanız kaç yapar? Yaklaşık 1 milyar falan geçer. Sırf elektrikte. Yani 1,5 maaşı oluyor asgari ücretli. 1,5 maaş aradaki bu fark için ödüyor. Artı şunu da söyleyeyim. Şimdi su paraları bu vaziyette. Bir de hocam bu farklar şeyden halktan talep edildiği gibi bir de halk son 3 aydır ya da 2 aydır dikkat edin. Lütfen siz de gidin araştırın gazeteci olarak. Lütfen yani geçen gün bir skandal haber verdim. Artık dolgu yapılmayacak. Çiftliköy basınında, Yalova basın pardon özür dilerim. Yalova basınında bazı gazeteler hala iptal edilen Matin Dağı projesini gazeteyi önde ediyor. Evet. Ya ben bunu artık
Lütfen gazeteciler de gazeteciliğini artık. Mesela bugün buraya geldik. Gazeteciler bizi topluyor. Ben biliyorum. Bazı gazetecide gazetelerimiz yok. Niye yok? Ben çiftlik köylüyüm. Ben Yalova çocuğuyum. Ben buranın insanıyım. Yarın 30 Mart'tan sonra siyaset biter. Yolda karşılaşırız. Birbirimize selamımızı esirgemeyelim. Aynı fikirde olmamız şart değil. Şimdi bakın. Şunu da araştırın. Bir ya da iki aydır Çimbikköy'de su paraları artık yarı yarıya geliyor. Aldınız mı bari? Yok. Evet. Nasıl bir anda ucuzladı? 100 liralık su faturaları şu anda 50 lira geliyor, 40 lira geliyor. Biliyor muydunuz? Sizin aklınızı gösteriyor o zaman. Haklı evet. Olduğunuzu gösteriyor. Haklı olduğunu gösteriyor. Bir de seçim yolunu duyduyduk. Seçim kaldırımlarını duyduk. Seçim inşaatını duyduk. Bir de seçim suları çıktı şimdi. Seçimden seçime su faturaları farklılaşıyor. Oynuyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mesela borçlu olan, su parasına borçlu olan insanların şu anda lütfen bir bakın. Borçları var mı yok mu? Ya buyurun. Ya bunlar yalnız 30 Mart'ta belediye aldığınız zaman bunlar sorulacak. Sorulacak. Yani bir şeyden tedirgin olmakta haklı. Ali Murat Sirka'da aklamadığı bir belediyeyi almaz. O belediye aklanacak, ondan sonra belediye başkanlığı icra kanalına başlayacak. Sayın Başkanım, burada veriyorum. Yani bunun sözünü veriyorsun. Yani bütün olumsuzlukları kamuoyuyla paylaşacak mısın? Paylaşacağım tabii. Bakın şeffaflık, ne var ne yok. Yani ne yapmanın yanında kar kalmayacak. Kalmaz, kalmayacak. Ben yaparsam benim yanıma da kar kalmaz. Allah kimseyi şaşırtmasın, şaşırınca işte bu tip şeyler oluyor. Bakın şu ana kadar hiç kimse hakkında konuşmadım. Hiçbir kişi hakkında. Ben sadece partimize uygun, Çimbikköy'ümüze uygun bir vizyon koymaya çalıştım. Ama dün o meydana çıkıp bir gece 12'de siz meydanı o hale getirirseniz ve provok etmeye kalkarsanız Ali Murat Silpagar'ın da bir sabrı var. Şimdi bakın burada size de verebilirim. Fotokopisi. Değil mi başkanım? İptal. Dolgu alanı iptal. İptal. Yani burada çevreci arkadaşlarımız var. Yalova'da. Arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Bakın 150-160 imza toplandı. Sırf şu dolgu olmaması için. %300'de %800 arasında artırılmış. Yahu. Burada arttırabilirsiniz. %300, %800. Taşköprü %10 arttırdı. Altınova %8 arttırdı. Bir kez Kerbal Kadıköy öyle arttırıldı. Siz %300'ü %8 arttırabilirsiniz. Belediyenin haberi olmadan bir belediye kuruyor komisyonu. 11 kişinin bir komisyonu kararı. Bu komisyon belediye başkanlığının kontrolünde olur. Belediye başkanı emrinde olur. Öyle değil midir efendim? 11 kişi alıyor kararı belediye başkanının görüşü doğrultusunda. Çimbikköy'de %300'de %8 arasında arttırılıyor. Tamam. Beyefendi böyle bir karar aldın. Bu aldığın kararı Haziran'da Temmuz'da alıyorsunuz. Çimbikköy halkının şu anda haberi oluyor. Siz niye duyurmuyorsunuz böyle bir karar aldığını? Kimle duyuracak Sayın Başkanım? Ya bakın görüyor musunuz? O zaman bu ben şuna çok kızıyorum. Ya bir karar alabilirsiniz. Yanlış olabilir o karar. Doğru da olabilir. Ama siz bunu halkla paylaşmak zorundasınız. Siz belediye başkanısınız. Siz buraya seçilerek geliyorsunuz. Yemin ederek geliyorsunuz. %300'de %800 ne demek biliyor musunuz? Çimbikköy halkının toplam geliri bir toplam halka böldüğünüz zaman yaklaşık 1 milyar falan tutuyor aylık geliri. O kadar çok asgari ücret var ki. Siz 500 evleri çok seviyorum diyorsunuz. 500 evleri %800 arttırıyorsunuz. Bu tarafa geliyorsunuz %300 arttırıyorsunuz. Sultan halkına sultaniyeler diyorsunuz ki ben çivi çakmayacağım. Evet gösteriyor. Bir de %500 emlak rayiç bedeli uyguluyorsunuz. Yani bir çifte standa eşit de değil. Herkes eşit de değil. Tüm çifte standa eşit değil. Evet. Evet. Kademe kademe. Aynen. Mahalle mahalle. Aynen. Başkanım ben tutuyorum. Sokak sokak hatta. Sokak sokak değişiyor. Şimdi... Ve bunu da hükümete top atacaksınız. Bakın. Peki sevgili arkadaşıma söylüyorum. Sevgili size söylemiyorum. Pardon. Mevcut başkana söylüyorum. Bak sakın.
hükümete iftira etme. Biz AK Parti'yiz, iftirayı kabul etmeyiz. Çık halka gerçekleri söyle, korkma söyle. İnsan yalan söylediği zaman yalancının mumu yassıya kadar yanar. Artık yassıyı da geçti. Mum da söndü. Bitti bu iş. Artık gerçekleri söyle. En azından bununla anlayın. Sayın Başkan, bu konuda herhangi bir yasal girişim var mı? Vatandaş milletvekilimizi arayabilme durumu söz konusu mu? Şimdi bakın, evlat beyannameleriyle ilgili. Bu Temmuz'da yapıldığı için bir aylık itiraz süresi geçiyor. İtiraz süresi geçiyor, itiraz edemiyorsunuz. Şimdi biz Sayın Milletvekilimiz Temel Coşkun'a durum ilettik. Maliye Bakanımızla görüşüp bu konuda ne yapılabiliyorsa yapacağız. Yani insanlar canı yandı. Hocam dün bir yere gittim. Babasından kalma bir arazi var. Kendi öğretmen. Ya dedim sen nasıl ödeyeceksin, ben ne yapacağım bilmiyorum. Herhalde arsa satacağım, emlak vergisini ödeyeceğim diyor ya. Yazık, vicdan ya. Ama niye yapıldığını da, niye %300'e %800 arttırıldığını da onu da bir gün basın bildirisiyle açıklayacağım. Sebebini de açıklayacağım. Sebebi halk yararına olmadığına göre orada bir yarar. O yarar kime yarıyor onu da açıklayacağız. Ben bir soru sorayım. Buyurun. Şimdi hükümetin de seçim çalışmalarında gitti her yer, her bölgede. Seçildikten sonra, kısa bir zaman sonra AK Parti'ye geçeceğini bildiriyormuş. Evet. Şey aslında ben de AK Parti'nin havasını vermeye çalışıyorum. Bu konuda ne dersiniz? Hem siz hem ilçe başkanımız. Sizin kulağınıza geldi mi ya da böyle iddialar? Geldi. Geldi. Biz bunları duyduk. Şunu açık ve net söyleyeyim. AK Parti'ye Metin Dağ'a AK Parti'nin kapıları kapalıdır. Hele büyük AK Parti'ne yaptığı bayraktan sonra kapalıdır. Ama insan işte partisine güvenmediği zaman, kendisine güvenmediği zaman, kendisinin vizyonu ve misyonu olmadığı zaman seçim kazanamayacağım diye tutuşma operasyonları. Siz AK Parti'ye girecek olsaydınız, siz AK Parti kabul edecek olsaydı, bundan bir sene önce derdi, AK Parti'nin kapılarında yattığını unutmasın. AK Parti'ye geçmek için neler yaptığını unutmasın. CHP istekli olarak kullanıldı. Buradan da CHP arkadaşlarıma söylüyorum. Geçen dönem CHP üzerinden oynadığı oylu oyunla beraber, geçen dönem belediye başkanlığı geldi oraya. CHP arkadaşlar. Ve CHP arkadaşlarım bunun da farkındalar, CHP'lerin de. O CHP'ler bunun hesabını bu seçim soracak. Onlara soracak. Başkanım, yani kusura bakmayın. Çünkü dünkü bayrak hadisesinden sonra AK Parti bizim şerefimizin onurumuzdur. Onlara kimseyi oynatmayacağız. Her şeyi unuturum. Bu parti her şeyi unutabilir. Ama o unutmayacağım. Eğer orada bir, bakın haberim yok, net haberim yok. Eğer orada bir AK Parti bayrağı yapılmışsa, başkan, bu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gider bu. Başkan, bunu affedin. 31 Mart sonra ne yapacaksınız ilk olarak? Başkanlığı kazanmış. Seçilirsek. Evet. AK, belediyenin aklanması lazım. Onlar bir teşekkür ederim. Başkanımız nasıl toplantısı istiyorsunuz? Tamam. Başkanım, bakın şu acil olarak. Acil olarak. Bakın şunu söylüyorum. Ben kendimi size hafif anlatayım. Ben duygusal bir insanım. Ben her zaman milletimin yanında olmayı kendime görev atfettim. Benim milletim ağlarsa ben ağlarım. Benim milletim gülerse ben gülerim. Milletimin güldüğü yerde ben ağlamam. Milletimin ağladığı yerde ben gülmem. Ben bu milletin evladıyım. Bu millet de ağlar, bu millet de gülerim. Allah nasip ederse bize Türkiye, bu milletin bir parçası olan Çiftliköy'de bu millete hizmetkar olmaya geliyor. Bakın onun düğününde oynamaya, cenazesinde ağlamaya, okuyamayan çocuğunun yanında, ilaç alamayan, bakın size bir olay anlatayım. 2 yaşında ne aileler var Çiftliköy'de. Dün bir eve gittim. 2 yaşında 2 kız çocuğunu babaları bırakıp gidiyor. Onu bir Erzurumlu bacımız, Allah ondan razı olsun, İnşallah cennet mekandır onun. Kendisinde 2 tane kızı var. O 2 kız çocuğunu da alıyor, 2 yaşında, 3 yaşında. Bu kızları büyütüyor. Tamam mı? Bu kızlardan biri epilepsi hastası. Ve bu kızın
Ya içler acısı. Epilepsi hastası. Sigortası yapılamıyor. Sebep şu, babasının SSK borcu varmış. Babası onu gördü yok, kız gelmiş 24 yaşına. Epilepsi hastası her ay 150 milyonluk ilaç alması gerekiyor. Ya sen belediye başkanısın. Eğer senin bundan haberin yoksa orada koltukta durma, durma. Durma o koltukta. Biz gazeteciler cemiyeti olarak üstleniriz ilaçlayalım. Üstlenir mi abi? Aramızda toplayıp bir 150 lira para değil yani. Bakın şimdi biz, ben bir sistem getiriyorum. Bu Beylikdüzü'nde geçti. İstanbul her yerinde geçti. Çiftlikköy'ün komple resmini alacağız. 3 boyu. Hangi binada yaşlı insan var? Hangi binada yaşlı kadın var? Hangi bina yoksul? Hasta var. Nerede? Hasta var. Hangi binadaki insanlar ilaç alma gücü yok? O düğmeye bastığımız zaman o çıkacak. O insanların yanında olacağız. Eğer bunu ben yapamazsam, şu anda diyorum, eğer biz böyle belediye başkanı yapamayacaksak, Allah bana da nasip etmesin belediye başkanı. Benim milletim ağlarken ben gülmüşüm yok. Ben protokol çocuğu olarak gelmiyorum. Ben protokol belediye başkanlığı yapmam. Kız çocukları için bir hamle yaptınız mı başkanım? Yapmam mı ya? Ya böyle bir hamleler yaptık hocam. İsimlerini vermiyorum, rencide oluyor. İsim verilmez bunlar. Ha gideriz, tanıştırırım sizler. Ama basında isim olmaz. Yani şimdi bak, anlamlı değil. Bir ana bir kız. Ana 90 yaşında, kızı 70 küsur yaşında. Kadın bulaşıkçılık yapıyor anasına bakmak için. 70 küsur yaşında. Evet. Ha bunların kapısına giden yok. İki tane oy çünkü. Kimseyi tanımıyorlar, etmiyor. Bana diyorlar işte, Murat sen niye şaşalı bir şey yapmıyorsun? Seçim çalışması yapıyorsun. Ya ben halkın gönlüne girmek istiyorum. Gözüne değil, gönlüne. Ve çok insanın gönlüne girdik. Ben arkadaşlarıma diyorum ki biz seçimi kazandık. Çünkü halkın gönlünde varız. MHP'nin gönlünde varız. CHP'nin gönlünde varız. AK Parti'nin gönlünde varız. Biz tek bir grubun gönlünde yokuz. Rant grubunun gönlünde yokuz biz. Onun gönlünde olanlar gitsinler. Onlar da zaten gönlünde olmak istemiyor. Eldenizin sınırı içerisinde yazdık tabir ettiğimiz birçok nüfus oranı olarak da bina, yani bina olarak. Resim çekilmeyecekse biz sizinle de çevirelim. Evet. Nüfus oranı olarak baktığımız zaman çok ciddi, çok ciddi bir seçmen kitlesinin aslında gizli hayali olarak bir yerde konuşlandırıldığı gözüküyor. Ve bu seçmenlerin de bulunmuş olup kayıp olmuştuğu yerleşim alanlarında belediyede uzun süreçte sıkıntılı olduğu için görüşüyor. Son duyumlarımıza göre, son zamanki duyumlarımıza göre bu işte siteler tabir ettiğimiz beldelerde birkaç tane sorumlu site var. Bir tanesi Aydın Kent, işte 1450 tabir eden bir parseli imar sıkıntısıyla alakalı deprem mevzuatına göre adeta. İşte yine aynı şekilde benzer siteler var. Bizim çalışmamız içerisinde olan şeyler bunlar. Bu sitelerin yönetici, belli bir yönetici kesimiyle belli bir şey, ikili işler doğrultusunda bunların çoğu aşılmak noktasında site yönetimindeki seçmenlere talip oldukları noktasında bir pazarlıklar yapıldı. Ve bu süreç içerisinde de çok ciddi bir seçmenin de bu dönem Aydın Kent ve site bünyesindeki seçmenin de oy kullanacağı konusunda duyumlarımız var. Bunun da zaten takip araştırması yapılmıştı. Aslı burada var mı? Çünkü insanın kendi tapulu olmalı. Kimse neye gelip sorup oy kullanıyor diyemezsiniz. Ama ne yazık ki uzun yıllardan beri ikamet için, bundan çoğu çift ikamet zaten. Genelde çoğu ikametini burada bulunduruyor. Ama son zamandaki yerleşimler, son iki sene içerisinde çok ciddi yerleşimler oldu. Ama yerleşimlerin karşılığında evlerin ışıkları yanmadığı, sitede hiçbir herhangi bir ışık olmadığı, bir hareket, canlılık belirtisi olmadığı ve bu noktada da seçim noktasında gizli silah olduğu konusunda, malum belediye başkanı gizli silah konusunda söylemleri var. Sizin bu noktada bir çalışmanız var mı? Oldu mu acaba? Şimdi ben her konuyu da bilgim var. Ama bu işin erbabı varken konuşmak da bana yakışık almaz. Tabii ki. Buyurunlar. Tabii biz yeni geldik. Çok hızlı bir şekilde sağ olsunlar. Değerli büyüklerimizle beraber bu partiye emek vermiş kardeşlerimiz, büyüklerimiz. Çok hızlı bir şekilde toparlanmaya çalıştık. Bizim başka değerlerimiz de oldu. Biz birkaç cephede, birkaç noktada uğraşıyoruz. Çoğu kısmı hallettik, tamamladık. Hatta Çiftlikköy'de bize yakın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çok hızlı şekilde toparlandınız. Dolayısıyla da öne geçtiniz diyorlar ve geçtik. Hakikaten geçtik. Tabii bu dertler olurken bizim belediye başkan adayımız da
sahaya sürmemiz gerekiyor. Yoğun bir şekilde de çalışıyor. Bu dediğiniz Hakan Bey'in dediği konunun daha önceki arkadaşlarımız irdelemişler. Hatta lekçe de vermişler. Bu arada tespitler yapılmış. İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nda. Sıkıntıların hemen hemen çoğu düzeltilmiş, yasal gereği yapılmış. O konuda da endişemiz yok. Ancak şu son 10 günden beri bize oy verecek, bizden olan, AK Partili olan kardeşlerimiz, büyüklerimizden de birkaç tane yanlışlıkla o kişiler silinmiş. Seçim kuruluna gittik bu yanlışlığı düzeltmek için. Daha önce tespit yapılan, tabii bu devlet marifetiyle yapılıyor. İl Seçim Kurulu'nu görevlendirdiği kişiler tarafından. Evlerine gidildiğinde yok denmiş ve yok sayılmış. Üzülerek diyor ki gerçekten Çiftlikköy'de yaşayan insanların bize versin vermesin onu fark etmez. Çünkü en demokratik haktır seçme ve seçilme hakkı. Kim olursa olsun böyle birkaç tane ailenin silindiği kaygısını duyduk. Üzüldük de. Ben de o mağdurlardan biriyim. Öyle mi? Aynen. Beni de tesadüfen, ben de gecenin 9.30'unda yaşadım. Türkiye'de de ne bu? Gecenin 9.30'unda 3 tane polis dayandı. Silinmiş. Nasıl oluyor? O zaman bilinçli de olmuş. Bilinçli var evet. Yani. Gecenin 9.30'unda 3 tane polis. Polis. Biz yıllarca devlet memuru yaptığımızda polis deyince, emniyet deyince böyle biraz bir irkiliriz. Hanım hatta dedi ki kapıyı açma, ne oldu, bir şey mi oldu acaba? Yok demiyor, polisle tamam, 3 tane sivilimiz. Kayınvalidemin burada oturup oturmadığını tespit etmeye çalışıyorum. Ve yıllarca da benim yanımda oturur. Biz soyadı tutmadığından, tutmayacak dedi, kayınvalidemin soyadı tutar mısın? Bu, burada yaşıyorum diye şikayet olmuş. Bu şikayetin gereği için geldik dediler. Ben de aynen şunu söyleyeyim, bu dediğiniz isim. Kayınvalidem şu anda da burada. 85 yaşındaki bir insanı ayağınıza getirmek istiyorsanız getireyim dedim. Beyanı kabul ettiler, varsaydılar. Yok denilse ya da kapı açılmasa. Evet. Bizim partimizin üstüne. Bunun üstüne basarak da söyleyeyim. Bizim partimize oy versin, vermesin. Önemli değil. Ama insanların seçme ve seçilme hakkını bozmak, değiştirmek, gasp etmek hoş bir şey değil. Bu dediğiniz kaygılar yaşandı ama çoğu kısmı düzeltildi. Zaten başkanımızın Murat Bey'in 25 senelikten mimarım çeyrek asırı devirdi. 26. seneye girdik. Maşallah. Ali Murat kardeşimizle benim okuldan arkadaşım. Ortaokuldan, liseden ve üniversiteden. Maşallah. Aramızdan bir yol geçiyordu. O yolu Ali Murat arkadaşım geliyordu. O gümüş suyu kampüsünde, ben taş kışla kampüsünde. Yemekleri daha güzel. Yemekleri daha güzel olduğunda iki günde bir gelir. Hatta geleyim mi geleyim mi diye bir şey problem çıkar mı? Benim kimliğimi veriyordum. Oradan bir dostluğumuz var. Dedi ki beraber çalışalım. Ben de gururluyum. Ben de 5 senedir çiftlik ödeyeceğim. 22 senede devlet memuruyum da Yalova Belediyesi'ne imar işleri müdürlüğü de dahil olmamız her kademesinde çalıştık. Çiftlik köyde yaşıyorsa, geleceğe bir şeyler bırakacaksa Allah'ın izniyle. O zaman dedi ki, tabii ki hep beraber çalışalım. Ben ilçe başkanı olacağım demedim. Ben tek bisiklet. Evet. Öyle bir gayretimiz olmadı. Gayretimiz ne? Çiftlikköy sınırları içerisinde daha iyi hizmet neler verebiliriz? Görevimiz olursa olsun taşın evet, altına evet, bir sakalım evet, yani. Maalesef Çiftlikköy belediye sınırları içerisinde hiçbir şey yapılmadı. Ne sosyal, ne kültürel, ne ekonomik, ne de diğer mimari icatlar, şehrin fonksiyonlarını aradığı, istediği hiçbir şey yapılmıyor. Aslında 5 gün kaldı. Evet, 5 gün sonra biz hizmeti göreceğiz de ben çok ufak bir şey söyleyeyim. Bakın 500 evlerde bir bina yapılır. Alelacele ihale edilir. Projesi alelacele yapıldı. 3 katlı binanın, soruyorum, yasa diyor ki, vatandaş 3 katlı bina yaptığı zaman asansör boşluğu bırakmak zorunda. Kamu binası yapılıyor, asansör ve asansör boşluğu yok. Bu insanlar her katta yaklaşık 18 tane basamak vardır. 3. kata çıkacağımız 18 çarpı 3. 54 tane basamak. O 54 basamağı orada insanların yaşlısı, genci,
özürlüsü nasıl çıkacak? Ondan sonra da diyorsunuz ki bu kamu tesis alanıdır, kamu binasıdır, sosyal tesis. Ve son katı da çok amaçlı salon. İnsanların çıkamadığı yere. Çok amaçlı. Evet evet, çok amaçlı. Bak, mevzuatın gerektirdiği merdivenden daha küçük merdiven yapılıyor. Ama spor anlamında çok amaçlı mı kastetmişler herhalde? Yani ama bakın, yaşlısı da çıkacak mı? Genci de çıkacak. Siz yapmaya kalktığınızda size belediyesi diyor ki, asansör boşluğu bırakmak zorundasın. Peki devlet yaparken? Devlet yaparken de asansör boşluğu bırakmak zorundasın. Hatta asansör yapmak zorundasın. Bir şey daha söyleyeyim. Bu binanın yangın güvenliğiyle ilgili hiçbir tedbir alınmamış. Yangın merdiveni yok. Yazık günah değil mi? Ha biz geldiğimiz zaman biz bunları düzelteceğiz Allah'ın izniyle. Yangın merdiveni olmayan bir çok amaçlı bina, kamu tesis binası olabilir mi? Tabii bunları bilirseniz olmaz. Bilmezseniz bu şekilde. Abdestsiz namaz olur mu? Evet. Var ya, ben yaptım oldu diyorlar. Evet. O şekilde düşünürseniz olur. Çatı merdivene çıkmıyor. Bak çatıda bir şey olsa ana merdiven çatıya çıkmıyor. Ama vatandaşım yaptığı zaman deniyor ki hayır çatı son döşeme koduna kadar çıkacak. Sayın Başkanım. Basit basit bir proje. Şimdi siz öyle teknik konulara girdiniz ki bunları çiftlik köylü vatandaşın algılayabilmesi gerçekten yani inşallah asansörün olmaması algılamam açısından yok, değil. Şunu söyleyeceğim ya bir yeşil alana, bir yeşil alana, bir kamu alanına eğer 3 katlı binayı Çiftlikköy Belediye Başkanı göz yumuyorsa, dikiyorsa, bundan hapis cezası alıyorsa, sizin söylediğiniz şu bak, detaylar çok şey kalıyor yani. Bu devlet, bu devletin, değil mi bu yani devletin resmi evren. Karakilis'te birinci derece arkeolojik sit alanı. Biz diyoruz ki bu dolgu burada olamaz. O diyor ki olur. İlan da veriyor bir aydan beri. Ama ne yasaya uygun? Kıyı kanunu var. Kıyı kanunu hükümleri gelince denizden doldurduğunuz alanın şartlanması bellidir. O şart içerisinde %3'ü geçemezsiniz. Oluşturduğunuz alanın %3'ünü. Maşallah bir proje yapmış, 2000 metrekare kapalı alanı var. İmkanı yok. Bakın, Yalova Belediyesi 3 tane balıkçı restoranı yaptı. 60'er metrekare. Niye? Daha büyük yapılamaz mı? Yasanın emrettiği hükümler bu. Şimdi diyoruz ki biz bunu yapamaz diyoruz. O diyor ki hayır yapacağım diyor. Ben kendimden demiyorum ya da başkanımız demiyor. Bu devletin belirlediği birinci derece sit alanı. Sayın Başkanım, ilçe başkanınız devam edecek. Tabii gönül istemez yani seçimi kaybetmesini AK Parti'nin de. Kaybettiği takdirde. Metin Dağ bu tür yanlış işleri demek bir örnek verdiniz. Kamu binasından bahsettiniz. Bahsettiğiniz şu dolgu zaten bu Çevre Bakanlığı müsaade edecek. Bunun gibi bir sürü konu var. Takipçisi olacak. Bakın devletin parası harcanıyor, milletin parası harcanıyor. Bizim sermayemiz millet olmayacak. Başkanımızın dediği gibi. Biz sermayeyi milletten almayacağız. Bak en ufak bir emlak vergisi 500 evlerde 400 lira. Ya bu insanların asgari ücreti zaten 750 lira. Başkanım takipçisi olacak. Evet, siz ben biliyorum. Metin Dağ'la baş başa mı geldiniz? Ben bırakabilirim ben de. Hayır, hayır, hayır. Şey söyleyeyim. Yok çok net söylüyorum. Kibri vururum yani. Kamu için ayrılan, kamu için konacak her paranın, imar planı hükümleri gelince yapılacak her işin doğrusu tamamdır ama yanlışı varsa tabii ki paylaşılacak. Yanlış varsa tabii ki irdelenecek. Varsa tabii ki üstüne, önüne geçilecek. Çiftlikköy Belediye Başkanı'nın yani hiçbir şey yapmadığı konusunda hiçbir şey denmediği zaman bazı noktalarda yerde sıfaz yaptığımız konusunda da bir not geçmem lazım. Yani Çınar Çiftlikköy Belediyesi halkının işte ve güzergah üzerindeki güzergah yapma arkadaşlar mesela meydanındaki ışıklandırmayan noktasında çok mutlu oldukları evet. Biliyoruz. Yani bunu takdirler her zaman söylüyorlar onlar. Yani o çam ağacı var, girişte böyle renkli bir ağaç var. Onun ışık olarak çok takdir olduğunu biliyoruz yani. Şimdi bir şeyle değineyim de, buyurun başkanım. Toparlayalım, kentsel dönüşüm var. Çiftlik köyün bayi üst tarafında. Bakın orada yaklaşık ev topladığınız zaman 85 dönüm yapıyor. Oradaki evlerin metrekarelerini topladığınız zaman 8 dönüm yapıyor. Yani 85'ten 8 çıkarsa 77 dönüm boş arazi kalıyor. Şimdi bu kentsel dönüşümle oradaki evler ya iki katlı ya bir katlı eski evler.
Şimdi evler alınıp bir site yapılıp 800 dönüm içerisinde diğer 75 dönümde bir şekil halledilmeye çalışılıyor. Yani oradaki insanlara büyük zarar geliyor. Ha, birilerine rant olabilir bu ama oradaki çiftlik halkına yaramıyor. Bakın burada Sümen Altay demiş vaziyette çiftlik köyün belediyesine bekliyor. Ben vazgeçtim diyor da vazgeçme yok. Seçim öncesi diğer konuşmalar gibi. Bakın biz Allah nasip ederse yolun üst tarafını 4 kata çıkartacağız. Dolayısıyla orada kentsel dönüşüm kendi kendine olmuş olacak. Adamın 500 metrekare arsası var. Şimdi 500 metrekare arsaya 4 kat olduğu zaman yolun üst tarafında 2 müteahhit kendini kendi kendine dönmüş olacak. Şimdi bakın buradan büyük bir rant kokusu geliyor bize. 85 dönüm arazi, gerçi tamamı çok daha büyük. 800 dönüm falan ediyor. Bakın buradan hoş kokular gelmiyor bu kentsel dönüşümden. Çiftlik köyün o cami tarafından, bayır tarafından hoş kokular gelmiyor deniz ayaklarımızın altında. Burada bu insanlara evler verilip, birer evler verilip, acaba ki oradaki alanlar ne yapılmak isteniyor? Burada ciddi bir soru işareti var. Biz bunun karşısındayız. Geldiğimiz gibi Çiftlik Köyü'nün o bölgesine kentsel dönüşümü kaldıracağız. Bakın Çiftlik Köyü'de kentsel dönüşüm mimarı biz AK Partilileriz. Fakat Çiftlik Köyü'de kentsel dönüşümün nerede yapılacağını sizler de benden daha iyi biliyorsunuz. Bakın, kentsel dönüşüm yapılacağı yer belli. Depremde 5 katlı bina yıkılmış böyle duruyor. Yerler belli. Bunlar 1 katlı, 2 katlı evlerle yapıp kentsel dönüşüm ortalaması yanlış. Çünkü orada 4 kata çıktığı gibi zaten evler kendi kendine 2 kat müteahhit olarak otomatikman değişir. Şimdi burada niye? Bakın Çiftlik Köy'de öyle kötü durumlar var ki soru işaretlik durumlar var. Şimdi bir yol var. Yolun üstü 3.5 kat, yolun bu tarafı 2.5 kat. Amaç ne? Şimdi buradaki adam müteahhit iş yapamıyor. Arsası mı satması istemiyor acaba? Ne istemiyor bilmiyorum. Adam kendi yapamıyor. 300 metrekare, 400 metrekare arsası var. Müteahhit de giremiyor. Karadeniz'e sormuşlar başkanım. Herhangi bir partiyle, çiftlik köyde bir söz kurdu mu? Onun dışında da Yalova milletvekiliyiz. Yalova İl Başkanı AK Parti ve Yalova Belediye Başkan adayımız Yakup Koçal'dan istediğiniz yeterince destek alıyoruz. Alıyoruz, Allah razı olsun. Şimdi bir dediğimiz iki yapıyoruz. Dünya Koçal, Belediye Başkanımız Yakup Koçal bütün programını bırakıp geldi, 500'lerden desteğini verdi gitti. Sayın İl Başkanımız her konuda ne istesek yerine getirdi. Sayın Milletvekilimiz bizle ev ev geziyor. Yani bir dediklerimiz iki yapmıyorlar. Çok teşekkür ediyorum şahsen. Bugünkü davetimize konuk olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Son gece söylemek istiyorum. Çiftlik Köyü'de 15 yılını dolduran, halkın beklediği hizmetleri yapamayan, gönlüne giremeyen, halkın gönlüne giremeyen belediye başkanı her dönem olduğu gibi son günlerde bize gelen ihbarlarda seçim sonuçlarını etkileyici çalışmaları, kumanya, para, fatura ödeme gibi çalışmalara girişmiş durumda. Ben diyorum ki eğer dağıtacaksa bunu sıradan bütün halka dağıtsın ki fazla aldığı emlak vergilerini, fazla aldığı su paralarını, aldığı yol paralarını geri ödemiş olsun ve gider ayak halkıyla helalleşmiş olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.